Sağlıklı günlerden herkese merhabalar. Ekranları başında bizleri izleyen tüm seyircilerime sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Yanımda Mihriban Uslu var. Kendisi bir doğum koçu. Bizlerle beraber hamilelikten doğuma kadar her şeyi beraber konuşacağız. Hocam hoş geldiniz stüdyolarımıza. Hoş buldum. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkürlerimi iletiyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle bir platformda kendimi tanıtma ve bu dersi verme imkanı verdiğiniz için rica ederiz hocam. İlk olarak doğum koçunu konuşmadan önce sizi biraz da tanımak istiyorum aslında. Mihriban Uslu kimdir, nedir, ne iş yapar? <laughs> Hemen anlatayım kısaca. İsmim Mihriban, 24 yaşındayım ve 5 senedir aktif bir şekilde Özel sektörde kadın doğum servisi olsun, çocuk servisi, yeni doğan servisi ve doğumhanede hemşirelik yaptım. Ama son bir senedir de artık bireysel anlamda doğum koçluğu, pilates eğitmenliği ve yoga eğitmenliği yapmaktayım. Doğum koçusunuz Aksaray'da aslında bir ilksiniz. Bir senedir doğum koçluğu yapıyorsunuz bireysel olarak. Herkesin aklında da bir soru şartı vardır eminim. Doğum koşu dediğimiz nedir, ne iş yapar, siz neler yapıyorsunuz, hamilelere ne gibi destekler veriyorsunuz? Evet çok doğru dediniz yani aksara doğum koçluğu bilinmeyen bir şey aslında hı hı. hani bunu ebelikle karıştıranlar oluyor ya da hani ne yaptığımızı çok bilmeyenler oluyor. Kısaca anlatayım. Doğum koçu asla hani bir hemşire de ebe gibi tıbbi müdahaleden yani tıbbi müdahaleden ziyade psikolojik bir bedensel anlamda hı hı. gebeye her konuda gebelik öncesinde sonrasında yardımcı olan hı hı. doğum destekçisi olarak geçiyor aslında. E, gebeye hazırlama, doğumu hazırlamak için eğitimler yapıyoruz gebelik öncesinde, sonrasında, lohusalıkta da süre gelen eğitimlerimiz oluyor. Tabii ki bu gebenin ihtiyacına göre değişebilen bir şey. Pilates yapıyoruz beraber, yoga yapıyoruz. Yani, yani gebenin iyi doğum, doğal doğuma sevk edecek Hazırlama her şeyi Evet, getirdim. her şeyi yapıyoruz diyebiliriz aslında. Hamileler eğitimlere peki ne zaman başlamalı? Hamile olduklarını öğrendikten sonra sizin yanınıza ne zaman gelmeliler? Eğitimi aslında gebelerimiz istediği her zaman başlayabilirler. Hamile olmadan bile e, hamilelik düşündükleri zamanda gelip hani ne yapmam gerekiyor, nasıl bir süreç izlemem gerekiyor gibi konularda bizden destek alabiliyorlar. Hı hı. E, ama onun dışında asıl tavsiye edilen hani ile beraber yogası, hepsinin beraber yapılabileceği hı hı. asıl eğitim süresi gebelin 12. haftasından sonra başlıyor. 12. hafta olmasının sebebi de hani 12. haftadan önce düşükler vesaireler hani daha çok olduğu için hı hı artık 12. haftadan sonra düşük riskimiz de azalıyor ve eğitimlere daha güzel bir şekilde devam ediyoruz. Eğitime kimler katıldı diyecektim ama aslında sorunun cevabını da verdiniz. Hem hamile düşünenler hem de hamile olanlar. Evet, verdiniz. bunun yanı sıra hani eşlerle yaptığımız eğitimlerimiz de oluyor. Hı hı. Çünkü onların da eğitilmesi. Çünkü onların da hani destekçi olarak doğum koçunun yanında eşler en büyük destekçimiz hı hı. zaten bizlerin. O yüzden eşlerle de katılabiliyorlar. Evet, eşlerle beraber hani eğer doğumunda hastanın yanında ben bulunamayacaksam, eşlerle beraber ders yapıyoruz. Ben eşlere hani masaj nedir, nasıl yapılır bunları anlatıyorum. Online isterlerse, online isterlerse, e, canlı, canlı olarak. Şu pandemi döneminden dolayı online evet, dersler veriyorsunuz. Sonrasında da işte gebemiz ve eşi e, doğuma hazır bir şekilde, doğumu bekliyorlar gayet bilinçli, bilgili ve e, rahat, sakin bir şekilde sizlerde desteğinizi hiç esirgemeden veriyorsunuz. Ne evet. ve hazırlıyorsunuz. Evet Gerçekten çok güzel bir iş. Tebrik ederim bir bayan olarak da sizi. Evet hocam. Size bir de hamilelik belirtilerine girmek istiyorum aslında. E, bizleri izleyen seyircilerimiz biliyorlardır ama bir de doğum koçu olarak sizden duymak istiyorum. Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik belirtileri aslında e, hemen hemen birçok e, gebenin bildiği belli başlı şeylerdir aslında. Bunlar nelerdir? E, baş dönmesi, e, bulantılar, kusmalar, adet gecikmesi, bunlar hani her gebeliğin hemen hemen bilebileceği belirtiler Ama bunların yanı dışında bilinmeyen belirtiler var. Bunlar da hastalar olunca hı hı. hastalar paniğe kapılabiliyorlar. Acaba bir sıkıntım var? Niye böyle oldu? Hı hı. Diye bunlar nedir mesela? E, nefes daralması çok fazla olabiliyor gebeliğin başlarında. Çünkü normalde vücudun e, kullandığı oksijen miktarı bebeğin çoğalmasıyla beraber, yani bebeğin büyümesiyle beraber. İkiye katlanıyor diyebiliriz. Bu sefer de oksijenlerimiz daha fazla çalışmaya başlıyor. Bu seferde de e, merdiven çıktığımızda, en ufak bir iş yaptığımızda bile nefesimiz daralıyor, başımız dönebiliyor. Hastalar Hı -hı. bundan çok tedirgin oluyorlar. Acaba hani niye böyle oluyor diye. Aslında bunun sebebi çok basit. E, bebeğimizin içimizde büyümesinden kaynaklı artan oksijen miktarıyla yani böyle oluyor. Yani hem o kullanıyor oksijenimizi hem evet. kendimiz kullanıyoruz. O yüzden de mesela nefes egzersizleri yapıyoruz gebelerimle. Hı -hı. Nefes egzersizleri Genelde daha çok doğumda işe yaradığı düşünülüyor ama onun dışında gebelikten öncesinde ben her hamile düşünen bayanın e, nefes egzersizi dersi alması gerektiğini savunuyorum. Çünkü doğumun en başından en sonuna kadar artık biz e, spontan bir vücuttan ziyade iki canlıyız halk arasındaki hı hı. tabiriyle. iki canlı olduğumuz için daha fazla oksijene ihtiyacımız var. Ve bunu e, normal spontan günlük aldığımız solunum bu ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Nefes egzersizi diyafram solunumumuz olsun hı hı. ya da göğüs nefesi egzersizleriyle gö akciğer kapasitemizi arttırıyoruz. Böylelikle bu belirtinin de önüne geçmiş oluyoruz. Daha da rahatlıyor gebeler bu evet. şekilde. Evet. Ya da onun dışında 12. haftalıktan sonrasında belli başlı egzersizler vardır. Ciğer açıcı, e, kar karın kaslarımızı rahatlatıcı egzersizler. Bunların da ciddi anlamda gebelerimize faydası hı hı. oluyor. Belirtilerde başka e, kabızlık çok fazla olabiliyor gebelerimizde. Bu da tabii ki yine ee, e, karın bölgemizde oluşan değişiklikler dönüşür. bazı hareketlerimizde e, aksamalar ya da kabızlık tarzı şikayetler olabiliyor. Gebelerimizin en çok korktuğu bir belirti ise e, lekelenmelerin olmasıdır. Tabi yeni anneliğini öğrenmiş bir bayan, haliyle ufak bir lekelenmesi bile acaba bebeğimin bir şey mi olacak diye olur. Evet. Ama aslında bunun sebebi de e, yerleşme kanaması dediğimiz bebeğin e, rahim kesesine yerleşirken orada bir oyuk oluyor tabiri e, caizse. O oyukta ufak da olsa sızıntı kanamaları olabiliyor. Bunlar yerleşme kanaması dediğimiz gayet e, yani doğal olması gereken lekelenmelerdir. O yüzden yani bu bunların da, çok... da bilgisini veriyorsunuz evet. siz gebelere korkmasınlar diye. Evet evet. E, mesela bulantı çok fazla oluyor. Kimi gebelerimizde ee, hamilelik başlar başlamaz oluyor. Kimisinde son aylarda başlıyor. Belki Kimisinde de hiç olmuyor değil mi? Evet, kimilerin hiç olmadığı da oluyor. <laughs> Kimileri halk arasında bunu cinsiyete bağlayanlar da oluyor ama tabii ki bunun tuttu bir hani yeri yok. Bulantısı olan gebelerime de en çok önerdiğim şeyler esansiyel yağlarımız var. Çünkü ilk 3 ayda ilaç çok fazla önerilmez ve gebelerimiz de haliyle çok fazla ilaç kullanmak istemiyorlar. <laughs> Zaten e, doğada bunun bize çözümünü veriyor kendi elleriyle. Bunlar nedir? Esansiyel doğal yağlar limon yağları olsun, nane yağları olsun ya da lavanta yağları gebeliğin ilk 3 ayında kullanımı uygun olup ve bulantıyı ciddi anlamda rahatlatacak yağlardır. Peki nasıl kullanalım bu yağları? <laughs> evet çok güzel bir soru sordunuz. Bu yağları nasıl kullanacağız? Ee, Birçok kullanma yöntemi var ama en sağlıklısı ilk etapta gebelin en başlarında e, bunu solunum yoluyla almak. Tabii bunu nasıl alıyoruz? Eğer evimizde buhurdanlıklar varsa buhurdanlıkları Birkaç damla bir yemek kaşığı su dolduruyoruz. Bir iki damla da esansiyel yağımızdan dökmemiz yeterli oluyor. Ama oldu ki buhur damlamız olmayabilir. Bunun için de yattığımız yastığımıza birkaç damla damla damlatmamız da aynı görev görecektir. Tabii etkisini birazcık azaltabilir ama yine rahatlatacaktır. Bir de ben şunu tavsiye etmek istiyorum. Mesela hem limon yağı diyoruz, nane yağı ve lavanta yağı bulantlara birebir geldiğini söyledik. Ama Bunların sadece birini kullanmak da e, tek başına yeterli evet, olmuyor. Yeterli olmuyordan ziyade zaten hani kokuya karşı bir hassasiyet olduğu için gebelerde bu sefer tek limon yağı üzerinden gitmek o kokuya karşı hassasiyet oluşturuyor. Yani sürekli aynı Aynen, kokusu döngüsel, midemizi bulandırabilir. Evet evet döngüsel olarak bir gün lavanta yağını kullandıysak bulantımızda birkaç gün sonra limon yağını kullanmamızda fayda var. E bu e, metotla da ee, o kokuya karşı hassasiyetimiz oluşmasını engelliyoruz. Hem de bulantıları hafifletmiş Evet olur. evet ciddi anlamda çok fazla faydasını gören gebelerim var. Yani kim bana bulantı konusunda danıştıysa hangi gebemi o tarifi verdiysem aslında ben de ilk defa duyuyorum. Ben de bir gebelik geçirdim ama e, biz de işte midemiz bulandığında atıyorum bir çubuk krakerler yemek mide bulantısını alır diye duyduğumuz için öyle yaptık. Ama ben bir esansın gerçekten bu kadar fayda edeceğini düşünmemiştim. Tabii ki esansiyel yağlar hatta bu konu hakkında bile uzunca bir, bir ders yapılabilir. Aromaterapi konusunda da uzmanlığım var zaten. Onun eğitimini almıştım. E, doğumda kullanılan aromaterapi yağları ayrı. Mesela gebelikte en çok karşılaşılan sorunlardan biri mesela diyelim ki göbek çatlaklarıdır. Bunun için çok pahalı kremler alınır, çok pahalı kozmetik ürünlerine e, paralar verilir ama onun dışında çok düşük maliyetlerle doğal yağları hazırladığımız içeriği kullanmak hem çok daha sağlıklı ve ciddi anlamda faydası e, daha fazladır diyelim. Çünkü, daha çabuk iyileşme. Evet evet çünkü e, kimyasallarda e, kimyasal fazla kullanamıyorlar hamilelik olduğu için. Bu da hali en pahalı kozmetik ürünü bile etkisi az oluyor. Ama doğal salan hani Hindistan cevizi yağı olsun, susam yağı olsun bunlar hiç bilinmeyen ama faydası inanılmaz derecede fazla olan yağlarımızdır. O yüzden hani yeri geldikçe hani her e, rahatsızlığın tarifini hani esansiyel yağ tarifini verebiliriz. İlk aşamada bulantılar için e, nane, limon yağı ve lavanta yağı üçü birebir diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Gerçekten biraz da e, Şaşırdım açıkçası. <laughs> Güzel bir bilgi verdiniz. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Peki başka bir sorum da. Test yaptırdık diyelim. Hamile olduklarını öğrenen bayanlar doktora ne zaman başvurmalı? Verili bir zaman var mı? Bir süreci var mı bunun? E, bu aslında en çok yanlış yapılan konulardan biri diyebiliriz. Çünkü birazcık biz bayanlar olarak herhalde biraz e, aceleciyiz. Sabırsızız. E, evet. E, geve olduğumuzu öğrenir öğrenmez hemen doktora gitmeye ihtiyacı duyuyoruz. Aslında bu ee, doğru bir girişim değil. Bunu nasıl yapmalıyız? Öncelikle hamilelik testi yaptırmak için adetimizin geçmiş olması hı hı. gerekiyor. Adetimiz geçtikten sonra evde e hamilelik testi yapıyoruz ve e sonrasında eğer testimiz pozitif çıkıyorsa bir sağlık ocağına gidip kan tahlili yaptırmamız gerekiyor. Hı hı. Kan tahallinin gebelik hormonumuz yüksek çıkıyorsa e sağlık ocağındaki ebimiz ve doktorumuz tarafından yönlendirilmesi gerekiyor ki çünkü bu sefer şöyle şikayetlerle karşılaşıyoruz. E, doktora gittim. Daha bebeğim görünüyor. Ne zaman gözükecek ki? Kalp atımını duyamadık. Hani psikolojik olarak evet, da strese giriyorlar. Çünkü doktora gidildiği zaman hastalarda bir haliyle şey oluyor. Hemen bir sonuca bağlama içgüdüsü oluyor. Ay kalp atımı duymadık. Acaba bir şey mi oldu? Çünkü daha hani kese oluşmamış ama hasta sürekli bir sonraki aşamayı düşündüğü için çok geliyor. O yüzden ilk etapta doktora gitmenin eğer tabii ki kanama ya da vesaire başka bir sıkıntı yoksa doktora gitmeyi çok tavsiye etmiyoruz. Biraz daha bekleyin sabredin evet, evet. etmemiz gerekiyor. Zaten e, gebeliğin 30. haftalarına kadar ayrı bir e, doktor kontrolü öneriliyor. Ben çevremde hiç ayrı bir doktor kontrolüne giden hiçbir gebe görmedim. Hepsi hafta sayıyor ama bir hafta geçti gitsem mi gitmesem mi bir şey mi oldu ki ciddi anlamda. Aslında bunların da zararları var. Yeri evet. geldikçe programlarımızda programlarımıza da bahsedeceğiz. İşte ultrasonların yani dört boyutlu ultrasonların çocuklara bebeklere verdiği zararlar da var ki. onları da konuşacağız sizinle. Evet. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz, seyircilerimize aktarmak istediğiniz bir doğum koçu olarak bir şeyler var mı hocam? Ee, öncelikle ben size çok teşekkür ederim yani buraya beni davet edip e, beraber böyle güzel e, program geçirdiğimiz için. Onun dışında da. Tabii ki bu eğitimimizin ilk başı olduğu için daha böyle bir sohbet havasında geçti ama bundan sonraki derslerimiz yani konularımızda inşallah. Daha hamilelik, detaylıca. Evet hamilelik fizyolojisinden tutun da hani egzersiz hareketleri ya da e, yapılabilecek yanlışlar, gebelikte beslenme bunlar nedir, nasıl olur? Daha çok bu tarz yani bilgi anlamında yoğun olan konulara değineceğiz. İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz. Güzel bilgiler için ayaklarınıza ben teşekkür sağlık. Ederim. Değerli izleyicilerimiz bugün de sağlıklı günlerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her perşembe saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Haftaya görüşene dek sağlıkla kalın.